Ya ben açıkçası şunu söylemek istiyorum. Bir kulüp bir oyuncuya teklif yaptığında genelde şöyle deriz. Hani mutlaka bir plan vardır veya bir hocanın veya geleceğe yönelik futbol aklının bir planı vardır diye düşünürüz. Şimdi burada tabii Fenerbahçe'nin mevcut kadrosuna baktığımızda İrfan'a ben de yer açamıyorum. Tıpkı Mustafa gibi. Neden? İşte Gustavo, arkası Tolga, Sosa, Ozan, hatta Mert Hakan, Mesut Özil, Pelkas. Yani burada bir fazlalık var hatta. Hatta işte İsmail Yüksek de çağrıldı. Yani baktığında 8-9 tane oyuncu var orada. Bununla birlikte şöyle bir gerçek de var. İrfan Can bugün Ozan Tufan'la birlikte en değerli Türk oyuncu. Hatta bence Ozan Tufan'dan uluslararası piyasada daha değerli. Peki oynatamazsanız değerli bir oyuncuyu kadronuza katmanın ee, ne anlamı olacak? Ee, bu arada e, benim dedim şu anda Erol Bulut'un şu anki oyun sistemine tabii yani, tabii. yerleştirmiyorum Ama e, öyle format bulunur istenirse. Mesela üçlü orta sahaya dönerseniz hı hı. işte İrfan Can, ortada Gustavo, sağda Ozan, önünde Mesut, önünde iki forvet gibi. Ya da e, üç orta sahanın önünde Mesut Belka, serbest orta saha, önlerinde tek forvet gibi. Yani sistem bulsanız bulursunuz. Ama Fenerbahçe son oyun, oturmuş oyun formatında yer açamıyorum diyorum. Ben. Aynen öyle. Yani evet. şu anki durumdan bahsediyoruz. Evet. Ben farklı bir senaryo çizeceğim. Hadi çiz bakalım. Şimdi çok merak ediyorum. E, Galatasaray'a Fenerbahçe bu transferde devreye girmedi. Galatasaray İrfancan'ı 4,5 milyon euroya aldı diyelim. Bir kere en değerli iki Türk oyuncudan bir tanesi Galatasaray kadrosuna gitmiş olacak. Doğru mu? Evet. İki, Ocak ayında Fenerbahçe Sosa'yı muhtemelen, ay, Ocak ayında diyorum, Haziran ayında Fenerbahçe Sosa'yı muhtemelen gönderecek mi? Bu performans devam ederse. Evet. Ya da yerine adam arayacak mı? arayacak. Gustavo kaç doğumlu? 87, 34 yaşında. Ozan Tufan'a sürekli düzenli olarak transfer spekülasyonları çıkıyor mu? Çıkıyor. Mesut Özil'e rağmen söylüyorum. Fenerbahçe'nin orta sahasında aslında baktığında Haziran ayında birçok değişim yaşanabilir. E, Haziran ayında ben orta saha aramaya başladığımda ne yapacağım? Şu an ben Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'um. Haziran ayında ortası arayacağım. Kim var? İrfan Can var. Nerede? Galatasaray'da. Alamayız diyeceğim direkt. Şu anda Başakşehir'de alma fırsatım varken neden devreye girmeyeyim? Ben de sana soruyla karşılık veriyorum. Tabii bir de bazı transferler sadece rakibe aldırmadığın için bile aslında öyle <laughs> ben de oraya Özellikle şey çünkü, Şimdi, bir e, de Beyaz şey var. Ben de öyle oldu mesela. Evet. Hayır Fenerbahçe'nin de ihtiyacı vardı Vedat'a o ayrı Yok, da. Yok ama bir de Galatasaray'da Santa Forces bırakıyorsun. The Falcao atışına Aynen şey. öyle. Şimdi o Vedat biliyorsun Fenerbahçe'nin bu sezon 16-18 transfer yapmasındaki temel sebep. Çünkü e, Lazio'ya satıldı ve bir, bir transfer bütçesi açıldı. Eskiden hatırlar mısın? 2000'lerin başında kulüpler e, artık böyle bonservis ödemede işler çığırından çıkmıştı. İşte Ayhan Akman'a 98 milyon <laughs> eurolar verildi dönemde. Sonra bir dönem hatırlıyorum 2000'ler başında büyük kulüpler bir araya gelip transfer e, centrimenlik anlaşmaları da yapıyorlar yapıyorlardı aralarında. <laughs> İşte en baştan anlaşıyorlar bak bu oyuncu siz, sizin daha çok, siz biz topa girmiyoruz bu sizin olsun, bu bizim olsun. Paylaşıyorlar. Evet, yani. Böyle monservis şeyini düşünmüşlerdi 2000'lerin başında. soru şu, mesela çok enteresan bir şey anlatayım. 2008 yılı, ee, aynı senin dediğim bir olay, Burak Yılmaz ve Selçuk İnan, küme düşen Manisa Spor'dan. Fenerbahçe ikisine de talip oluyor, Trabzonspor da ikisine talip oluyor. Selçuk İnan'ı Trabzonspor aldı mesela. Belki Fenerbahçe alsa <laughs> çok farklı bir e, tarih yazılacaktı. Çok Anlatabiliyor e, muyum? Yani şimdi burada İrfan için de aynı durumlar söz konusu olabilir. zaten soru geliyor bak. E, Kasım Bey sormuş. Volkan Demir'e sorma şansınız varsa İrfan Can Fenerbahçe'nin teklifi sadece Galatasaray almasın diye mi? <laughs> diye soru var Bu da olabilir. Mesela. Bak, bu da bir strateji ben bunu yansımam. Şimdi bak aklıma çok geçmişe gitme. Ya yanlış hatırlıyorsan beni düzeltin. Emre Akbaba transferinde Beşiktaş'la Galatasaray arasında da böyle bir şey oldu. Yok Fenerbahçe'de oldu. E, evet, em Fenerbahçe'de Emre vardı Kadıköy'de ama. Akbaba Kadıköy'de Ali Koç'la görüştüm. Evet Evet, şu centilmenlik muhabbeti Beşiktaş'la Galatasaray arasında sanki oldu. Ya daha doğrusu başkanları böyle açıklama yaptı. Galatasaray Başkanı hani böyle bir açıklama yaptı hani. Evet. Çekildi aradan Beşiktaş Şimdi, gibi. Centilmenlik anlaşmaları nerede olur biliyor musun? Oyuncuları küçümseme anlamında söylemiyorum kesinlikle Çok yanlış anlaşılmasın. Çok fazla anlaşılması. seçenek olursa diyorsun. <laughs> Oğulcan, Çağlayan, e, Oğulcan Çağlayan da olur centilmenlik anlaşması. Fenerbahçe'den de bir örnek vereyim şu anda hemen. E, bir tane Türk oyuncu söyleyelim mesela. Fener Ferdi Bahçe Kadıoğlu. Da. Yok Ferdi Genç falan filan o değil de Sinan geçmiş Gümüş. Sinan Gümüş de olur. Ya da şöyle İrfan Can'dan 5 tane vardır. Heh, Paylaşırsın. Ya, o zaman Ama Şu an alan fark yaratacak. İrfan, belli Can yani. Can'da, İrfan Can'dan bir tane var. Nasıl centilmenlik anlaşması yapacağız? Vallahi ben böyle durumlarda oyuncu adına çok endişeleniyorum. Bu kadar Doğru, bir haklısın. sansasyon yaratınca sonra kötü olabiliyor. Ve şimdi de geçmiş haklısın. olsun bir kez daha İrfan Can Kahveci sakatlandı. E tabii çocuğun üstündeki baskı artıyor. Emre'de de bence, Emre babada da bence o yaşandı. Evet o da Üzerindeki kaç kere baskı hiç. artıyor bir şey vermek istiyor. Hani büyük star olarak geliyor çünkü aslında baktığında Alanyaspor'dan Galatasaray'a gitti. Hani Barcelona'dan falan gelmedi ama iyi oyuncuydu. İyi şeyler katabilecekken çok talihsizliklerle yaşadı ama bir türlü yerini dönemiyor mesela. Bence de bu durum biraz e, baskı yaratıyor ama bunun da önüne başka türlü nasıl geçebilirsin ki yani? Hmm. Ne yapabilirsin? Hasan Bey demiş ki şimdiye kadar neredeydi Fenerbahçe? Galatasaray isteyince mi istiyor diyor. Fenerbahçe İrfan'la daha önce İrfan için daha önce Başakşehir Başakşehir'le 3 kez falan görüştü. Geç, geçtiğimiz yaz başta olmak üzere. Önceki yaz Ersun Yanal'ın olduğu sezon, Emre Belezoğlu'nun transfer edildiği sezon, futbolcu olarak transfer edildiği sezon, orada görüştü. Yani çok görüştü Fenerbahçe İrfancan. Ya İrfan Can zaten sanki saklı gizli bir oyuncuydu da hani şu anda Fenerbahçe fark etti diye bir durum yok. Zaten alınabil, alınabilmesi mümkün değil bu arada ben söyleyeyim. İki, i̇ki takım için de söylüyorum bunu. Benim öğrendiğim şartlar itibariyle İrfan Can'ı Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da alma ihtimali hayli zayıf. Beklenti, Başakşehir'in beklentisi açısından. E, aynen mi? öyle. İstenen ya yani, 10 milyon euroların üzerinde bir talep var. İşte, yani e, sanki alan takımın kar etme olasılığı çok düşük gibi. Yani. alan ya, kullanacak evet, gibi. Alan Selçuk'un gibi 5-10 evet, sene kullanacak. kullanıp gönderecek gibi. Yani bıraktıracak. Hı. hani İrfancan sanki geldiği takımda futbolu bırakacakmış gibi. Evet. Ya yani. verim yani almakta zorundasın. Aynen biraz. öyle. Yani İrfancan'ın sonuçta hele şu pandemi şartlarında 20-25 milyon euroya satamayacağına göre. Evet. Ee, öyle bir durum söz konusu. Şimdi olsun. işin rengi biraz daha değişik aslında. yurt dışından da tek Var. Bravo. Ee, şimdi İrfancan'ın buradaki tercihi de önemli. Sizce hangi takıma ya da takımlara daha yakın görünüyor? Lille, Lille gitmesin yani o Yusuf var orada. Birbirlerinin önünü kesmesin. Yusuf'u e, satma ihtimalleri var ama Juventus, Juventus talip olduğu yazılıyor ciddi, ciddi. İnşallah öyle bir şey gerçekleşir. Ee, ki Yusuf forvetleştikten sonra e, ki bence zaten bir atılım yapması için iki seçenekten birisini seçmesi lazımdı. Yani ya kırmızı, merkez mavi yap evet. durumu. Ya İrfan Canlaşacaktı, merkez orta sağlaşacaktı Yusuf. Ya da ikinci forvete yakın e, tipi oynamaya başlayacaktı. Onu seçti. Bence daha uygun profil. Çünkü topları çok iyi vuran bir oyuncu. E, Avrupa Ligi'nde de zaten şahane goller atınca bayağı radara girdi. E, Juventus aslında Dybala'nın pozisyonunda hani o forvetin arkasında gezgin. Çünkü şu anda Ronaldo ve Morata oynatıyorlar. E, ama Ronaldo'nun etrafına daha gezgin, daha oyun kurucu modelinde bir ikinci forvet istiyorlar. O yüzden Yusuf gayet gündeminde şu anda Juventus'un. Şimdi 1 Şubat saat 17'de her şey bitecek. Hmm, o evet. zamana kadar İrfan hiçbir yere gitmeyebilir de. Evet. Bence zaten git, yani ya Marsilya'ya gidecek ya da gitmeyecek. Yani ben Fenerbahçe, Fenerbahçe ve Galata Galatasaray bu transferde mutlu sona ulaşmayacak Çok yani. zor görüyorum. İkisinin de. Çok açık ve net söyleyeyim yani düşünceme. Peki olursa hangisine daha yakın görüyorsun şu an? Lütfen bunu açık ve net bir şekilde söyle i̇kisi, ikisi, i̇kisi de eşit mesafede. Evet. Peki Mustafa sen ne düşünüyorsun? Ben hiç fikrim yok. Şu an İrfan Cano olmak lazım bu soru cevabı için. Ama burada galiba oyuncunuz tercihi de önemli hale e, geliyor Tabii ki. Çünkü bu iş artık şey değil. 90'lı yıllarda mesela ben bonservisini verdim diyordun. Oyuncu da gidiyordu. Hatta Feyyaz Hoca'nın daha yakın zamanda öyle bir videosu düştü. Hani yıllardır ben Fenerbahçe gittim diye anlatılıyor ama aslında ben yani bonservisim verildi diye açıkladı Hı -hı. o durumdan müzder. Ama şu bugün futbolunda öyle bir şey yok. E, oyuncu istemediği bir yere gidemez. İstediğin kadar kulübü satsın. O yüzden İrfan Can'ın tercihi de biraz burada ağırlık kazanıyor. Ama şunu da söyleyeyim yani İrfan Can bunu geçmişte Ozan Tufan'da da yaşadık. Hatta Vedat Muriç'te de yaşadık. E, İrfan Can Göksel Gümüştağ karşısına alıp işte ben seni X takıma verdim dediğinde Fenerbahçe ve Galatasaray olarak söylüyorum. X takıma verdim dediğinde İrfancan Can Aha, hayır ben oraya gitmem diyeceğini zannetmiyorum. Açık ve net söyleyeyim. Çünkü Ozan konusunda da böyle şeyler oldu. Vay efendim Ozan'ı Beşiktaş istiyor. Vay şöyle vay böyle. Ozan da Beşiktaş istiyor Şenol Hoca dolayısıyla falan dediler o dönem. Eski hocası. Ozan da geldi Fenerbahçe imzaladı. Herhangi bir problem olmadı. Vedat'la ilgili de böyle şeyler çıktı. Vedat da geldi imzaladı. Yani oyuncunun temel amacı büyük takımda oynamak ya da şöyle söyleyeyim her kulüp büyüktür, taraftarı sayısı daha fazla olan bir takımda oynamak, ee, o yüzden ben çok hani e, kulüp evet dedikten sonra herhangi birine ben İrfancanın hayır işte ona evet demeyin, öbürünü evet deyin diye ısrarcı olacağını da zannetmiyorum. İrfancan içinde açıkçası bu süreç çok yıpratıcı bir süreç. Evet. Şimdi üzülüyorum çocuğa. Baskı de artıyor. Mükemmel bir futbolcu. Beklenti de artacak. Kime giderse gitsin artacak beklenti. Şimdi şimdi çocuk mesela bence saçma sapan şeyler yapıyor açık ve net söyleyeyim. İşte şeyden eee Taylan'la e, neydi Oğulcan'ın etkileşimlerini e, görüyorduk. Şimdi bugün de mesela Mesut Özili takip etmiş hani bu şey olayından sonra. Fenerbahçe gündeme geldikten sonra yani çocuk da istiyor bir yere gitmek. Bunu belli ediyor ama karışık. Ya işte çok kötü. Şimdi sakatlığı da çok var. Bir ay sıkıntı. yok Allah ve Süper Kupa maçını da kaçıracak. Geçmiş olsun Süper diyelim kardeşim. Süper Kupa maçında da oynayamayacak çarşamba. Çok gün. da iyi bir, yani iyi bir çocuk. Ya yani Milli takımıza da çok yakışan bir adam. Yani hangi takıma giderse inşallah başarılı olsun. Benim tek temennim o İrfan Can'la ilgili. Ee, ve tabii kulüplerimizin de saçma sapan işte 12-13 milyon euro ben açık söyleyeyim. Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da şu anda böyle paraları ödeyebilecek ortamı olduğunu zannetmiyorum. Zaten durumunuz ortadayken böyle şartlara girmenizi çok doğru bulmuyorum herhangi bir kulübün. Türk kulübünün 12-13 milyon euroluk bir ki e, iki takım için çok çok hayati bir tabii ki gelecek adına çok fark yaratacak bir Galatasaray şey. Galatasaray için daha kritik diyebiliriz. Evet. Şimdi şöyle düşürüm. Ama hayati değil. E, ee, 2024'te bitiyor sözleşmesi. Evet. Ee, ve yazın bir Avrupa şampiyonası var. emili takım formasını da giyiyor bu oyuncu. Satılmazsa Avrupa şampiyonası sonrası şu anda konuşulan ücretlerin çok daha üstüne gitme şansı da var. Evet, zaten Başakşehir'in planı bu ki. Evet. O Göksel yüzden Gümüştah, kolay kolay göndermek istemiyor. Gümüş niye İrfan Can'ı Fenerbahçe ya da Galatasaray'a vermemek için diretiyor? Neden diretiyor? Çünkü bugün e makul bir ücrete gitse Bu makul katı. dediğim hiçbir şekilde makul değil de yani, yani. ama sonra 12 değil de 18'e satabilir Sonra sattığınız mi? oyuncuyu o takım çok hmm. çok daha üstüne Avrupa Şampiyonasından sonra satarsa Ben ama şunu söyleyeyim 12'ye alırsanız İrfan'ı 30'a falan bir yere satamazsınız. Türkiye liginin bir piyasası var. O piyasayı en üst seviyeye Cenk Tosun çıkardı. 25 25 23 milyon, 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 milyon euro sardı, civarı, 23 civarı bir şey. Öyle bir şeydi. Cenk Tosun çıkardı. O Cenk'in üzerine ben İrfan'ın daha fazla Cenk'in üzerinde bir bedelle satılabileceğini zannetmiyorum. Ha bir yıl daha mesela Galatasaray'la ya da Fenerbahçe'yle Şampiyonlar Ligi oynayıp efendim o takım çeyrek finale taşınırken mükemmel oyunlar sergiler. O zaman farklı şey 30-40'ı da konuşuruz. Ama hani mevcut şartlarda bu ligden bir oyuncuyu durup dururken herhangi bir e, Fransız ya da İngiliz ya da Alman kulübü 30 Üzerine bir para vermez. Bir yani, de Santrafor daha para eden bir bölge. Aynen öyle. Yani. yani. Evet, biraz daha fazla, fazla para ediyor. Çünkü e, yok. şu anda Premier Lig'de minimum yar yarısı, Premier Lig'in yarısı Santrafor diye alıyor. Yani param var, almak istiyorum. Ama yok. Ya yani milyon falan deniyor şimdi şey. Ne, bu, o, bu, bu. Peki, Evet. O da satan olsun 22 milyon pound yani. <laughs> Devam edeceğiz.